Hayatınız boyunca birçok evreden geçersiniz. Doğarsınız, büyürsünüz, ölürsünüz. Her inanç bu evreleri çeşitli törenlerle ve zihinde belirgin izler bırakacak şekilde tamamlar. Bu izler sizden öncekilere olduğu gibi sizin de yaşadığınız toplum içindeki inancınızı şekillendirir. Sizin hayretle karşıladığınız bir olay bir başkası için tabu, imkansız dediğiniz şey ise dini bir ayin olabilir. Her şeyin göründüğü gibi olduğuna inanmaya hazır mısınız? Bu bölümde Hindistan'da inançları yüzünden birbirine sırtlarını dönmüş iki kuzenin hikayelerine tanık olacaksınız. Biri yıllar önce yasaklanmış dehşet verici bir inancı yaşamakta olan yamyam bir agori, diğeri ise yasaklanmış o inancı reddeden, tanrılarına teslim olmuş genç bir Hindu rahip. Bugüne kadar varlıkları sadece efsane olan, haklarında ciddi anlamda herhangi bir kayıt bulunmayan ve eski geleneklerini yaşayan agorileri ilk defa göreceksiniz. Hindistan. Kısmi akıl tutulması, kitaplarda okuduklarınızdan daha fazlası ve inanmakta zorluk çekeceğiniz çok şey demektir. Burası tanrıların, tanrıçaların, kutsal hayvanların ve insanların birbirleriyle gerçeküstü karşılaşmalarına tanıklık eden yer. Burada çok şey göreceksiniz. İnanç renkliliği içinde kendine farklı bir yol çizen biri var. Bu genç delikanlının ismi Suri ve 21 yaşında. Suri bundan birkaç yıl önce annesi, babası ve kardeşini bir kazada kaybettiğini söylüyor. Yaşadıkları onun yaşındaki biri için fazlasıyla ağır. Suri'nin kuzeni dışında hiçbir akrabası yok. Aslında Suri'nin bir kuzeni de artık yok. İnançlarındaki ayrılık yüzünden birbirlerinden kopmuşlar. Öyle ki kuzeni Angat'ı bırakın görmeyi, adını bile duymak istemiyor. Sevdiğim yerdeyim, sevdiğim şehirde. Benim ailem burası. Benim ailem inancım. Benim ailem arkadaşlarım. Onlardan başka kimse yok. Suri olduğu yerden ve durumdan memnun. Ona sahip çıkan insanlara minnettar. O bir agori olmasına rağmen atalarının geçmişte yaptığı hataları yapmıyor. Karanlık geçmişinden de onların tabularından da uzak. Agorilerin ünleri sadece Hindistan'da değil, dünyanın birçok yerinde bilinmekte. Agoriler 14. yüzyıldan beri varlar. Bu tarikat, Tanrı Shiva'nın müritleri ve direkt olarak Tanrı'ya bağlı olduklarını söylüyorlar. Yamyamlık başta olmak üzere her türlü kötü şeyi yapmayı ibadet kabul eden Agoriler, günümüzde artık tüm bu tabulardan uzak yaşıyorlar. Yıllar önce Hindistan hükümetinin de getirdiği yasaklar, agorilerin yamyamlıklarına son verdi. Günümüzde tapınaklarında tanrılarıyla beraber yaşayıp sessiz sakin bir hayat sürüyorlar.
Tabii bu herkes için geçerli olmuyor. Azınlık olsalar da tapınaklara tıkılıp kalmayan Agoriler de var. Bunlardan biri de Suri'nin kuzeni Angat ve onun liderlik ettiği Agoriler. Onlara göre tabular asla yıkılamaz ve değiştirilemez. İşte Suri ile kuzeni Angat'ı birbirinden koparan da bu. Suri için Angat, geçmişin karanlık tarafıyla yaşayan biri. Bu Agorilerin en önemli özellikleri ise normal insanların yapamayacağı ya da tiksindiği her şeyi kolayca yapmaları. Ölülerin kıyafetlerini giyiyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar, kendi idrarlarını içiyorlar ve en korkuncu ayinlerinde bir parça insan eti yiyorlar. Bunu ibadet olarak görüyorlar. Kendilerince ölümle yüzleşmiş de oluyorlar. Bazıları atalarımızın öğretilerini unuttular. Devletin yasaklamalarına, kısıtlamalarına boyun eğdiler. Bizler çok azaldık. Bu yüzden öfkeliyiz. Biz bildiğimiz gibi, bize öğretildiği gibi yaşıyoruz. Bizden korktuklarını söylüyorlar. Bu konuda çok haklılar. Yarın Agoriler için önemli bir gün. Çünkü karanlık ay var ve bu da kutsal ayin demek. Tanrı Shiva'ya ulaşmanın ve kutsanmanın yolu karanlık ayda yapılan bu ayinden geçiyor. Angat ve yanındaki diğer Agoriler bu korkunç ayini yıllarca gizli yapmayı sürdürmüşler. Çünkü karanlık ay Tanrı Shiva'ya ulaşmak için bir yol ve kuvvetli tılsımların gerçekleştiği zaman dilimi. Yasak olmasından dolayı Agoriler ayinlerini şehirden uzakta gizli olarak yapacaklar. Angat bizim bu ayine gelmemizi kesinlikle istemiyor. Ancak dostumuz olan rehber tehlikeli olsa da bu sorunu çözeceğini söylüyor. Şimdi ayin için hazırlık zamanı. Öncelikle Angat Baba tören için Ganj Nehri'nde ölü bir beden aramaya çıkıyor. Suri ise hayatını sadece ibadetle geçiriyor. Burada her sabah saat 5'te ve akşam 7'de aarti törenleri yapılıyor. İkisinde de tek bir amaç var. Ganj Nehri'ne ve onun tanrıçasına saygı ve şükran. Suri, her gün tekrarlanan sabahki aarti töreninde bugün ilk kez görev alacak. Bu onun için önemli. Yapacağı en ufak bir hata, belki de bu törenlere bir daha katılmaması demek. Sabah 4. Aarti töreni için hazırlıklara başlanıyor. Bu sırada çan ve zil sesleri şehrin tamamına yankılanıyor. Tüm Hinduları Ganj'ın tanrıçası Ganga'nın huzuruna çağırıyor. İnsanlar tören başlamadan önce Ganj Nehri'nde yıkanıp kutsanıyorlar. Küçük yaşlardan itibaren tapınaklarda Hindu öğretileriyle yetiştirilen kız öğrenciler Ganj Nehri'ne selam verip dua ediyorlar. Suri ve arkadaşları da hazırlıklara başlıyorlar. Öncelikle törende kullanacakları malzemeleri hazırlıyorlar. Ziller, tütsüler, gümüşten yapılmış yağdanlıklara yanmaları için yağlar. Herhangi bir aksilik olmaması için titizlikle çalışıyorlar. Kimse Tanrıça Ganga'ya saygısızlık yapmak istemez.
masalara kostoy parti diyor. Masalara parti diyor ya. Sizde var. Şu an bir karışıklık var gibi görünse de bunu kendi aralarında hemen çözmek zorundalar. Ganga Aarti, yaşamın streslerinden ve telaşından kurtulduğumuz ve sevinç, saygı ve barış içinde bir araya geldiğimiz bir zamandır. Ben bugün bu seremoniye hazırım. Hata yapmak gibi bir şansım yok. Bu kutsal bir görev. Angak, Ganj Nehri'nde ölü bir beden aramayı sürdürüyor. Ganj Nehri'nde ölü bir bedene rastlamak oldukça normal. Hindistan'da ölüler yakılıyor. Geriye sadece külleri kalıyor. Ancak bazen yakılmayanlar da oluyor. Bunlar din adamları, kötü bir hastalıktan ölenler, hamile kadınlar, 8 yaşından küçük çocuklar ve intihar edenler. Çünkü burada intihar edenler, 3 gün oruç tutup Ganj Nehri'ni atladıklarında kısa yoldan cennete gideceklerine de inanıyorlar. Fakat Hindular bu konuda hemfikir değiller. Birçoğuna göre cennete öyle gidilmez. Ancak bedenin yakıldığında gidebilirsin. Bu yüzden devlet intiharların önüne geçmek için de caydırıcı yaptırımlar uyguluyor. Suri, seremonide heyecanını yenmiş görünüyor. Ancak yapacağı en ufak bir hata hem kendisini hem de başkalarını ciddi şekilde yaralayabilir. Bu dini ritüelin Hindular için derin ve sembolik bir değeri var. 7 rahip, vücuttaki 7 çakrayı temsil ediyor. Yanan ateşlerse tanrılarının nefesiyle güçlenip kutsallığı adanmışlara geçiyor. Bu sırada ilahiler söylenip tanrılar için yakılan büyük ateşe dualar eşliğinde çeşitli yağlar dökülüp tütsüler yakılıyor. Tören sonunda Tanrıça'nın huzuruna inip Ganj Nehri'ne son kez yakından dualar edilip kutsanıyorlar. Tütsüler dilek kaplarına konarak gerçekleşmesi için Tanrıça Ganga'nın kucağına bırakılıyor. Mumlara söylenmiş dilekler tanrılara doğru yola çıkıyor. Gün de yavaş yavaş ağarmaya başlıyor. Ama ibadetler bitmiyor. Tanrıları memnun etmek o kadar kolay değil. Angat ve diğer agoriler neredeyse tüm gün bir ceset bulabilmek için Ganj Nehri'nde dolaşıp durdular. Umutları tükenmek üzere. Angat hiç olmayacak bir şey düşünüyor. Gözü ölüleri yaktıkları kutsal yerde. Eğer ölü bir beden bulamazsa son çare oraya gidip ölüsünü yakacak ailelerden birinden cenazelerini kendilerine bağışlamasını isteyecek. Eğer bu isteği kabul görmezse kendi üsluplarını kullanacaklar. Yani zorla alacaklar. Ya da çalacaklar. Bu olmasını istedikleri en son şey. Gece törenimiz için ölü bir beden gerekli.
Bu gece Shiva bize sonsuz güç ve yeni bir ruh verecek. Aramaları sürerken kıyıya yakın yerde bir şey görünüyor. Hemen o tarafa doğru hareket ediyorlar. Nihayet aradıkları cesedi buluyorlar. Angad artık endişeli görünmüyor. Ölü beden için Tanrı Shiva'ya dua ediyorlar. Şimdi ölü bedeni burada akşam ayini için bırakıyorlar. Aarti töreninden sonra Hindular için en önemli ibadet olan yogaya geçiliyor. Her törenden sonra şehrin neredeyse büyük çoğunluğunda dualarla ve ilahilerle meditasyon yapılıyor. Suri ise görevini hatasız yerine getirdiği için duasını ediyor. Ama aklı bu gecede. Bugün bazıları için karanlık. Ben o karanlık tarafta olmayacağım. Ben onlardan da olmayacağım. Yeniden akşam oluyor. Angad ve diğer Agoriler buldukları ölü bedenin olduğu yere kutsal tören için gidiyorlar. Bıraktıkları ceset ne yazık ki yerinde değil. Çünkü akıntı cesedi götürmüş. Angad ve diğer Agoriler kısa süreli bir panik yaşıyorlar. Akıntının olduğu yönde aramalarını sürdürüyorlar. Uzun zaman sonra nihayet ölü bedeni görüyorlar. Ama köpekler onlardan önce davranmış gibi. Angad hemen tekneden inip cesedi kıyıya çekiyor. Şehrin ıssız tarafındayız. Ölü beden için Shiva'ya yeniden dua ediliyor. Agoriler kutsal tören için hazırlıklara başlıyorlar. Sürekli yanlarında taşıdıkları külleri yüzlerine ve bedenlerine sürüyorlar. Bu küller bedenlerin yakıldığı alandan topladıkları ölülere ait küller. Onlar için çok kutsal. Kendilerinden geçen Agoriler için ayin başlıyor. Yakılan ateş, Tanrı Shiva'ya ulaşmak için bir bağ. Dansla birlikte yerel dilde dualar ediyorlar. Maksat bu kutsal gecede Tanrı Shiva'ya yakın olmak. Go
korana paro mantra nasib dattan guru param sab guru ki jai ho sab devi devtan ki jai ho sab sajjano ki jai ho sab mata behno ki jai ho sab jee jantro ki jai ho ped paudo ki jai ho mai gadwari ka ke kuti kuti pram om namah parvati pata hai har har mahadev Törenin ilk kısmı kurban. Angad Tanrı Shiva'ya kör bir bıçakla adağını sunuyor. Büyülü sözler söyleyip kanıyla da içindeki kötülüğü temizliyor. Sonraki aşamada Angad törenden ayrılıp ölü bedenin yanına gidiyor. Ölü bedenden bir parça alacak ve Tanrı'nın elçisi kabul edilen kutsal ateşin önünde dua ederek aldığı o parçayı yutacak. Böylece ölen kişinin ruhu karanlık ayda yapılan bir törenle kendine geçecek. Hem ölen kişinin ruhuna sahip olacak hem de Tanrı Shiva'nın takdirine. Şimdi de Shiva için dans edecekler. Ehe Kali Maya tu jagi seni rali teri aankhe lal hai ki tere gale munda mala biki rare ehe Kali Maya tu jagi seni rali teri aankhe lal hai ki tere gale munda mala biki ओम काली जय काली रुद्र काली भद्र काली अखंड भयंकर काली Sonunda hepsi tükeniyor. Karanlık ayda yapılan bu ibadetle Tanrı Shiva'ya ulaşmış oluyorlar. Bu Agoriler için inancın en üst seviyesi. Onlar için en doğru yolu bu gece buldular. Tanrılarına kavuştular. Şimdi yeni bir karanlık aya kadar Tanrı Shiva'nın himayesindeler. Bu bölümde Hindistan'ın kutsal aarti törenlerini ve azınlıkta olan Agorilerin yasaklanmış ürkütücü dini törenlerini izlediniz. İnsanlar ve inançlarda yeni bir tabu ve yeni bir bölümde görüşmek üzere.